Muzaffer Doğan, Edirne, Keşan, Karacalı köyünde doğdum. İlk ve orta öğrenimimi Edirne'de tamamladım. Daha sonra üniversite eğitimini Bursa'da eğitim fakültesinde tamamlayarak eğitimci olarak atandım. Elazığ, Kayseri ve Tekirdağ olmak üzere bu bölgelerde yaklaşık 37 yıl eğitim alanında hizmet ettim. Ayrıca bu esnada sivil toplum kuruluşlarında da görev aldım. En uzun vadeli görev aldığım sivil toplum kuruluşu Türkiye Eğitimsen ve Kamusen oldu. 17 sene Tekirdağ'da onların şube başkanlığını ve il temsilciliklerini yaptım. Bu arada diğer sivil toplum kuruluşlarıyla beraber oluşturduğumuz 65 sivil toplum kuruluşunun sözcülüğünü yaptım. İnsan hakları, kent konseyi gibi alanlarda da uzun yıllar çalıştım. Son 6 yıldır da emekli olduktan sonra İyi Parti'de üye, yönetim kurulu üyesi, il başkan yardımcısı, vekili şeklinde görev aldım. Nasip olursa işte Sayın Cumhurbaşkanımız da seçim kararı aldı. Önümüzdeki süreçte partimizin, İyi Parti'nin takvimi gereği müracaat tarihleri belli olduğunda gidip Ankara'dan müracaatımızı yapacağız ve aday adayı olacağız. Görevimizi yapmaya çalışacağız. Muzaffer Doğan nasip olur da Gazi Meclis'e giderse nasıl bir milletvekili olacağız? Şimdi bugüne kadar bazı milletvekillerimizi şöyle eleştiriyorduk. İşte Ankara'dan gelmiyorlar, sahaya gitmiyorlar şeklinde eleştiriyorduk. Biz tabii Ankara'da da Gazi Meclis'te de görevimizi yerine getireceğiz. Soru önergeleri ve şehrimizle ilgili ne gerekiyorsa yapacağız. Ayrıca üyelerimizi, halkımızı bilinçlendirmek için sahaya gideceğiz. Tekirdağ'ı gezeceğiz. Gezilmedik yer bırakmayacağız. Daha önce yaptığım görevlerdeki arkadaşlar beni tanıyorlar. Öyle ben işi ciddiye alan bir insan olarak Ankara'da bildiğim, duyduğum her şeyi halkıma aktaracağım ve partimizi daha güçlendirmek için elimden geleni yapacağım ve iddiam şudur. Öyle bir yetki verilirse, öyle bir sorumluluk alırsam partimizi kısa zamanda birinci parti, Tekirdağ'da birinci parti olma yolunda elimden geleni yapacağım. Trakya insanını çok iyi tanıyorum. Ben zaten Trakyalı olduğum için Trakya insanı belli bir ideolojik şeyde formda değil. Yani bizim Türkiye'de bahsettiğimiz sağcı, solcu formunda değil. Trakya insanı demokrat, çalışkan insanları arıyor. İnşallah İyi Parti olarak zaten bu yoldayız. Bunları da yapacağız. Benim kafamdaki milletvekilliği şöyle olmalı. Hatta adaylar bile böyle olup yola çıkmalı. Öncelikle siyasi partide görev alıp o süreçte teşkilatları iyi tanımalı. İlin sorunlarını iyi tanımalı, ilçelerin sorunlarını iyi tanımalı ve onlarla ilgili çözüm yolları hakkında kafa yormalı. Ki Ankara'ya gittiğinde bunu kolayca aktarabilsin. Ayrıca sadece ilin sorunlarını bilmek yetmiyor. Türkiye'nin sorunlarını da bilmeli, hatta ve hatta dünyadan da haberdar olmalı. Ancak böyle bir vekillik adaylığı ile başarılı olunacağını düşünüyorum. Son zamanlarda şunu duyuyoruz, işte hiç siyasi partide bulunmamış insanların son günlerde birden çeşitli şekillerde ortaya çıkıp milletvekili adaylığı için uğraşmalarını yadırgıyorum. Yadırgıyorum, şunun için yadırgıyorum. Şimdi bu insanlar teşkilatları tanımıyor, ili tanımıyor, sorunlarını tanımıyor. Peki ne olacak? Ne zaman tanıyacak bunları? Milletvekili olduktan sonra mı tanıyacak? Bu doğru değil. Bu zaman kaybı ve verimsizlik demektir. Bu nedenle biz teşkilatı tanıyoruz, teşkilatları, ili de tanıyoruz. Türkiye hakkında da genel gidişat hakkında da düşüncelerimiz var. Ve nasip olur da bize yetki verildiği takdirde biz İlk günden daha soru önergesiyle Tekirdağ sorunlarını Türkiye gündemine aktarmaya hazırız. Ve şunu söylüyorum. Yani Türkiye gündeminde artık Tekirdağ'da var olacak, sorunlarıyla birlikte var olacak. Tekirdağ'ın bir
Yani doğudan bakınca Tekirdağ'ın hiçbir sorunu yokmuş gibi görünüyor ama öyle değil. İçinde olanlar bunun farkındadır. Tekirdağ bir kere sanayi bölgesi olduğu için sanayinin getirdiği sorunlar var. Göç sorunu var. Bunun gibi birçok sorun var. Bunların içinde en önemli sorunlarından birisi vergi merkezlerinin, sanayideki fabrikaların, ki 1300'e yakın fabrikamız var. Bunların vergi merkezlerinin Tekirdağ'da olmayışı nedeniyle Tekirdağ büyük sıkıntılar yaşıyor. Şöyle bir örnek vereyim. Tekirdağ vergi toplamada 9. sırada 8 de olabiliyor, 9 da olabiliyor. Verginin geriye dönüşümünde, yatırımında 49-50. sırada. Bu aradaki makas çok açık. Dolayısıyla Tekirdağ topladığı verginin yatırıma dönüşmesi noktasında geç kalmakta. Bu da sıkıntılara yol açmaktadır. Hangi sıkıntılara yol açıyor? İşte zamanında vergiyi dönüşümünü alabilsek okul sorunu yaşamayız. Efendim yol sorunu yaşamayız, yatırım sorunu yaşamayız, çevre sorunu bu kadar yaşanmaz diye düşünüyoruz. Ama maalesef bu gecikmekte. İkinci bir husus bununla ilgili şu var. Tekirdağ'daki fabrikaların, vergi merkezlerinin Tekirdağ'da olmayışı nedeniyle bu vergiden alınması gereken payı alamamaktadır. Bizim yaptığımız hesaplamalara göre Tekirdağ yaklaşık bu yıl için söylüyorum 300 milyona yakın vergi kaybını İstanbul'a, Ankara'ya, diğer illere kaptırmaktadır. Bu doğru değil. İnşallah biz meclise gittiğimizde bu sorunu yerinde mecliste çözüp Tekirdağ'ın kalkınmasına da bu konuda bir hizmet edeceğiz. Ayrıca eğitim sorunu var. Tekirdağ'da eğitim sorunu var. İşte görüyorsunuzdur çevrenizde ikili eğitim yapan okullar var. Deprem nedeniyle yıkılmış okullar var, yerine yapılamamış bekleniliyor. Veya onarım yapılan okullar var. Onların öğrencileri başka okullarda ikili eğitimle öğrenimlerini sürdürmektedir. Bu da tabii kötü yönetim de var burada. Bu da neye yol açıyor? Tekirdağ'da eğitimin Türkiye sıralamasında geriye düşmesine yol açıyor. Bak şöyle örnek vermek istiyorum. Üniversite sıralamasında Tekirdağ 60'lı sıralarda. Yani 81 ilin 60'larında Tekirdağ. Halbuki Tekirdağ öğrenci gayreti, veli ilgisi nedeniyle bu sıralarda olmamalı. İlk 10-15 içinde olmalı Tekirdağ. Maalesef seneden seneye de geri gitmektedir. Mesela 2013'te 16. sırada olan Tekirdağ şimdi 60'lı sıralara düşmüşse bunun sebepleri vardır. Tabii bu yatırım konusunda sebepleri olduğu gibi iyi yönetilememe konusu da önemli bir konudur. Bunu da biz mecliste Sayın Milli Eğitim Bakanlığımızın nezdinde de dile getirerek çözüm bulmaya çalışacağız. Tekirdağ bunu hak etmiyor. Tekirdağ bunu hak etmiyor. Yine lise, ortaokuldan sonra liselere girişte de aynı sıkıntı var. Orada da 50'li sıralarda, bu da çok geri, Tekirdağ'a yakışmamaktadır. Bu eğitim sorunu gerek yatırım gerekse iyi ve kaliteli eğitim yönetişim konularında Milli Eğitim Bakanlığı'na konuları aktararak çözüm bulmaya çalışacağız. Sanayide sorunu var. Sanayi, niteliksiz sanayiyle Tekirdağ dolmuş vaziyette. İşte deri sanayi, tekstil sanayi gibi niteliksiz sanayi nedeniyle Tekirdağ'da çevre kirliliği oluşmuştur. Bugün Çorlu, Ergene çevrelerinde bu büyük sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu nedenle bunun da önlenmesi lazım. Nasıl yapacağız peki? Tekirdağ artık bundan sonra nitelikli, yüksek teknolojiye dayalı sanayi, eğer gelecekse Tekirdağ'a yüksek teknolojiye dayalı bir sanayi önceliğimiz olmalıdır. Dolayısıyla çevreyi kirletmeyen gelen çalışanların gelen göçü de nitelikli hale geleceği için kültür altyapısını da güçlendirmiş olacağız. Tarımda yine aynı sıkıntılar var. Tarımda da biliyorsunuz Tekirdağ çok zengin toprakları var ama maalesef sulanamadığı için tek üründen İdare ediyoruz. Tek ürün. Halbuki Tekirdağ bu Tunca Nehri üzerinde yapılacak su akacağı barajıyla sulanabildiği takdirde ikinci ürünü alıp
ikinci GAP olabilir Tekirdağ. İstanbul'un beslenmesinde İstanbul'a bu tahılın üretimin aktarılmasıyla İstanbul'un uzak yerlerden pahalı olarak beslenmesinin yerine Tekirdağ ürünüyle daha ucuz, daha kaliteli bir besleme yoluna gidilebilir. Şu anda siyasi konjonktür, işte seçim süreci başladı. 2 ay sonra nasip olursa 14 Mayıs'ta yeni bir dönem başlayacağına inanıyoruz. Biz Millet İttifakı olarak yeni bir dönem başlayacaktır diyoruz. Neden? İşte eski dönemi 20 yılda Türkiye'ye getirdiği noktaya bakın. Yani şu anda hoşnut olan kimse yok. Dolayısıyla herkesin beklentisi, biz memurlarla da görüşüyoruz, işçilerle de, bütün kesimlerle görüşüyoruz. Bütün kesimler bir beklenti halinde. 15 Mayıs bambaşka bir Türkiye olacak diye bekliyorlar. İyi Parti olarak, biz de İyi Parti olarak bu beklentinin önemli bir aktörüyüz. Hatta bu geçtiğimiz 2-3 gün önce ufak bir anlaşmazlık sonucunda vatandaştan şunu gördük. Vatandaş aman ha, bu düzen, bu anlaşma, Millet İttifakı bozulmamalı, iktidarı bir an önce devralmalı kararlılığını gördük. Zaten kararımızda da bu da etkili oldu diye düşünüyoruz. İnşallah 15 Mayıs'ta bu 21 yıllık AKP iktidarı sona erecek. Yani AKP'liler ona şöyle diyorlardı, reklam arası. Yani 21 yıllık reklam arası bitecek. Cumhuriyetimiz tekrar kendi değerlerine, kendi yapısına dönecektir.